Selamun Aleyküm arkadaşlar İyi günler iyi akşamlar hepimize İyi akşamlar dememin sebebi 5 oldu saat artık akşama döndük günler çok kısa bugün şöyle malzemelerimi göstereyim sizlere ben beyaz lahanadan sarma yapacağım bunun için bana 2 büyük boy soğanları bir güzel şeyden geçirdim el mikserimden 200 gram kadar kıymam var. Ben kıymalarımı böyle aldığım zaman bölüyorum parça parça. Yemeklik yemeklik dolaba koyuyorum. Şimdi bu tahminim 200 gram vardır. Bir yemek kaşığı dolu dolu kırmızı acılı biber koydum. Bunun için sarmam için bir yemek kaşığı dolusu domates salçam var. Bir yemek bir su bardağı pirinç yıkadım hazırladım. Sumam var. Bir yemek kaşığı. Bir tatlı kaşığı pul biberim. Karabiberim ve tuzum var. Birer tatlı kaşığı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve bana bu sarmam için. En az 4-5 kaşık sanıyorum. Bu kaseme koydum. Domates sosu. Domates sosumun içine. En az bir şey sarımsak katacağım. Bir kafa diyorlar yani işte bayağı oluyor onlar Bir güzel rendeleyeceğim bunun içine veya doğrayacağım. Henüz onu şey yapmadım. Ben şu anda size malzemelerimi tanıtıyorum arkadaşlar. işte pirincimi falan e, yapraklı şeylerimi haşladım. Beyaz lahanamı haşladım. Güzelce hazırladım. Bir sarma yapacağım akşam için bir menü. Yine bunu sizlerle paylaşayım istedim. Kışın biliyorsunuz beyaz lahanadan sık sık sarmalar yapıyoruz. Bazen göstermiyorum ama bazen de sizlerle paylaşmak istiyorum. Sumak katıyorum. Sumak hafif bir ekşimsi bir tat ve güzellik veriyor. O yüzden bu sarmama sumak da katacağım arkadaşlar. Şimdi içi hazırladıktan sonra sarmaya başlayacağım ve bunu da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar içimi hazırladım. Biraz da maydanoz kattım içine. Onu söylemeyi unuttum size. Evet, tencerem bu. Tenceremin içine saracağım, güzelce yerleştireceğim. Yapraklarım da hazır, güzelce haşlamışım onları. Bak. Arkadaşlar, sarmalarımı böyle sarıyorum tencereme, yerleştiriyorum. Daha var, epey var. Yapraklarım da var. Ama sanıyorum için biraz fazla gelecek, fazla için var. Kalanı ben e, kutuya koyup e, difrizime koyuyorum. Ondan sonra saradığım veya yeşil dolma. Biber dolma da yapıyorum, onlardan da yazdan koymuştum difrizime, onlardan da yapıp doldurup güzelce pişiriyorum arkadaşlar. Şu anda sarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sarmam hazır. Beyaz lahanadan böyle bir tencere sarmamı yaptım. Şimdi domates sosuma bir baş dediğim gibi bir baş sarımsağı soydum, güzelce buna dilimledim, koydum, rendelemedim böyle yaptım, biraz da göze dişe gelsin istedim. Bunu kaşıkla bir güzel e, dolmamın üzerinde gezdireceğim, dökeceğim. E, i̇çine, iç kısmına yani kattığım e, bir tatlı kaşığı kadar tuz koymuştum. Fakat şimdi biraz daha üstüne böyle koyacağım. O da artık sizin damak tadınıza yiyeceğiniz tuz oranına bağlı. Ben birazcık daha atacağım böyle üstüne. Ondan sonra kapağını, iki, pardon iki bardak da, 2-2,5 iki, iki bardak kadar da su ilave edeceğim ve kaynamaya pişirmeye koyacağım kaynadıktan sonra altını kısacağım yavaş yavaş pişecek piştikten sonra da sunumunu yaparım sizlere arkadaş gösteririm arkadaşlar Evet sosumu da domates sosumu da bakın sarımsaklı şekilde güzelce tenceremin üzerine koydum bakın şimdi suyumu ilave edip güzelce pişireceğim İnanın misler gibi oluyor, çok güzel oluyor. Ben arada kışın yaparım böyle bol sarımsaklı soslu. E, bu domates benim domates sosumu yazdan yapmıştım zonguldakta. E, Kışlıklarımı hazırlarken bir 10 kavanozda böyle e, domates sos yapmıştım. E, Yemeklere kullanıyorum bunlar, çok güzel et yemeklerinde çok o kadar güzel oluyor ki. Çünkü ben domates yine arada bir alıyoruz e, ister istemez tabii ki insan bazen gerekiyor alıyoruz ama yine marketlerden falan ama e, tabii ki yaz domates gibi kesinlikle lezzetli değil bunu siz de biliyorsunuz arkadaşlar şimdi dolman pişecek sonra da size sunumunu göstereceğim evet arkadaşlar dolman pişti ben e, tabağıma aldım bu akşamki bizim e, menümüz bu ana yemeğimiz çorbamız var çorbanın peşinden bu salatamız var yoğurdumuz var Başka yemekler ufak tefek dünden kalma yemeklerimiz de var ama ben bundan ve bunu yoğurttan yesem yeter. E, çok lezzetli ve güzel oluyor. E, bol domates soslu ve üzerinde bol sarımsak. Bakın bu e, sarmaya bu beyaz lahana sarmasına. E, ben e, sarımsağı çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Ee, çok lezzetli olacağını e, göreceksiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu daha doğrusu göreceksiniz. Ee, çok pratikten hemen yaptım. Etli oldu zaten bu. Ama bunu etsiz de yapabilirsiniz. Fark etmez. Kuşbaşı etle de yapabilirsiniz. Ben bazen kuşbaşı etli de yapıyorum. E, kıymam ve etim olan yoksa normal e, pirinçle de yapabiliyorum. İşte böyle arkadaşlar. Şöyle size güzelliğini de göstermek için biraz fazla beklet tuttum. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Videolarımızı tam olarak izleyelim arkadaşlar.